GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizin konusu yeni başlayanlar için Forex piyasasına giriş eğitimi. Daha önce Forex piyasasıyla tanışmamış, şu anda ilk eğitimi alan bu eğitimde katılan yatırımcılarımız var mı? Yoksa daha önce Forex ile ilgili eğitim mi aldık ancak daha bu piyasada yeniyim diyen yatırımcılarımız mevcut mudur? Chat bölümüne yazarsanız hem sizi de tecrübeniz açısından tanımış olacağız ve buna göre eğitimimizi daha farklı odaklarda anlatabileceğiz. Evet, şimdi çok güzel. Hemen hemen katılanların hepsi piyasaya ilk defa geldi, belirtiyor yatırımcılarımız. O yüzden de çok amacına hizmet edecek bir video çalışması olacaktır. Hemen Forex piyasası ile ilgili kısaca bilgiler verelim ve ardından da eğitimimize devam edelim. Bildiğimiz üzere Forex piyasasının içerisindeki enstrüman sayısı çok fazla. Hemen hemen hepiniz, yani bu eğitime katılan yatırımcılarımızın hemen hemen hepsi Forex piyasasını herhangi bir internet sitesinde altın, gümüş, petrol gibi enstrümanlarla beraber görmüştür. Ya da altın nereye gidiyor? Euro dolarda şöyle olacak, Euro dolarda böyle olacak tarzında muhakkak reklam çalışmalarını görmüşlerdir. Ve özellikle Forex piyasası paritelerin, yani döviz kurlarının, para birimlerinin, altın gibi enstrümanların, petrol gibi enstrümanların, hisse senetleri ve borsa endeksleri gibi yüzlerce yatırım aracını barındıran bir finans piyasasıdır. Öncelikle bunu bilmekte fayda var. Ve Forex piyasası aslında son zamanlarda, yani özellikle 2000'li yıllardan itibaren Türkiye ile de çok net bir şekilde tanışmış bir geçmişe sahip. Özellikle 2006'dan sonra artık Forex piyasası ile ilgili hani çok net Türkiye'de işlemler gerçekleştirildi. Ancak 30 Ağustos 2011 tarihinden itibaren SPK tarafından regüle edildikten sonra Forex piyasası artık yasal bir piyasa olarak Türkiye'de yatırımcıların karşısına çıkmıştır. Özellikle ve özellikle Türkiye'de bu tür sıkıntılar vardı Forex piyasası ile ilgili regüle edilmeden önce ve SPK buna el attı ve şu anda bütün yatırımcılar, yani Türkiye'deki tüm yatırımcılar artık bu konularla ilgili bir muhataba karşısına almış oldu. Ve bu yüzden de Forex piyasası yasallaştıktan sonra ciddi anlamda Türkiye'de gelişim gösterdiğini biz gördük. Ancak şunu da dikkat etmekte fayda var. Forex piyasası şu anda dünyanın en büyük piyasasıdır. Ve kaba taslak işlem hacimlerine baktığımızda dünyada Forex piyasası işlem hacmi günlük 5,5 trilyon dolara tekamül etmektedir. Yani bunu neden ifade ediyoruz? Çünkü dünyanın en büyük piyasası. Bugün dünyanın en büyük borsası olan New York borsasının 120 milyar dolarlık günlük işlem hacmi var. Yani aradaki farka bakın. Birisi dünyanın en büyük borsası 120 milyar dolar New York borsası. Bir taraftan Forex dünyanın en büyük piyasası ve 5,5 trilyon dolar günlük işlem hacmi. Ve bir kıyaslama daha yapalım. ABD'nin bugün yıllık bütçesi 15 trilyon dolar ortalama. Yani Forex ile kıyasladığımızda ABD'nin yıllık bütçesiyle Forex piyasasının 2,5-3 günlük işlem hacmi aynı denk gelmektedir. Burada işte önemli olan da nokta Forex piyasasının bu denli büyüklüğü. Ve Forex piyasası bu denli büyükken aslında alıcı satıcı dengesi tarafında küçük piyasaların sıkıntısını burada göremeyiz. Yani her bir alıcıya karşı satıcı, her bir satıcıya karşı alıcıdır. Yani bu yüzden de likit bir piyasadır. Likitten kastımız hemen nakde çevrilebilecek bir piyasadan bahsediyoruz. Forex piyasasının büyüklüğünden bahsettik. ABD'nin en büyük borsasıyla kıyasladık. ABD'nin yıllık bütçesiyle kıyasladık. Çok büyük bir piyasa olduğunu ifade ettik.
Ve böyle bir büyük piyasada manipüle edebilme şansımız yok. Hani bugün mesela İMKB, yani yeni adıyla Borsa İstanbul'da bile manipüle olabilecekken, çünkü işlem hacimleri çok küçük, çok küçük kitlelere hitap ediyor. Tabii ki New York borsası da bu şekilde, Avrupa borsası da bu şekilde, Japonya yani Asya borsası da bu şekilde. Ve bu yüzden de manipüle edilebilme şansları mevcuttur. Ancak bugün hiçbir kuvvet Forex piyasasını manipüle edemez. Buna çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Forex piyasası, bu arada manipüle ile ilgili hani kısa kısa bilgi de vermek istiyorum. Forex piyasasına yeni başlamış olan yatırımcılarımız için manipüle kavramını bilmeyebilirler. Şimdi iki tane piyasada kavram vardır. Bir, manipüle etmek. İki, speküle etmek. Ben en basitinden anlatmaya başlayayım. En zoruna geçelim. En basiti spekülasyon. Spekülasyon dediğimiz nedir? Piyasalarda bir hareketlilik olur ki gündemimizde şu anda ne vardır? Orta Doğu gerginliği. Orta Doğu gerginliğinden itibaren piyasalarda emtia fiyatlarına, enerji fiyatlarına, yani bugün altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu gerginliğinden dolayı yükseldi. Yani bir savaş senaryosu var. Bir savaş senaryosu, böyle bir spekülasyon var. Böyle bir spekülasyondan dolayı da piyasalarda altın ve petrol fiyatlarının yükseldiğini gözlemledik. Aynı şekilde Suriye'nin en yakın komşusu ve jeopolitik anlamda önemli bir ülke olan Türkiye'de Suriye'nin herhangi bir kimyasal silah kullanmasından kaynaklı Borsa İstanbul'da sert satışlar gözlemledik. Yani piyasalarda Türkiye'nin borsası diye söylediğimiz Borsa İstanbul'un aşağı yönlü düşmesi Türk lirasının değer kaybetmesini sağladı. Ve bugün Türk lirası, dolar Türk lirası iki seviyesinin üzerinde. Yani bu tür ifadeler, mesela dün Türkiye Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın ifadeleri vardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın ifadeleri dolar Türk lirasını yükseltti. Yani her ifade, her açıklama aslında bir spekülasyondur. Hatta her yatırımcı bir spekülasyon yapar. Neden? Çünkü bir yatırımcı pozisyon alır. Mesela bugün altın fiyatlarının yükseleceğine inanan yatırımcılar altında alış pozisyonuna girer ve bu yatırımcı da spekülasyon yapmıştır. Yani çok net bir şekilde ifade edecek olursak, her işlem bir spekülasyondur ve bunu yapan kişi de spekülatördür. Ve bazı mesela yurt dışında önemli spekülatörler vardır. Mesela bugün İngiltere Merkez Bankası'nı batıran, lakaplı olarak tanınan George Soros, Warren Buffett. Yani bunlar spekülatör olarak anılmakta ve bu insanların ifadeleri piyasalarda sert hareketler gerçekleştirmekte ve buna spekülasyon diyoruz. Gelelim manipülasyona. Şimdi dikkat ettiyseniz spekülasyonlarla anlattığım her şey çok doğal, çok normal olması gereken şeyler. Ancak manipülasyon kavramı çok farklıdır. Manipülasyon kavramı insanları yanıltarak, insanlara yalanlar söyleyerek yapılan bir stratejidir. Yani insanları kandırıyorsanız manipülasyon, insanları bilgilendirmeye çalışıyorsanız spekülasyon adı altında iki farklı strateji belirtebiliriz. Mesela hemen çok net bir şekilde bu aradaki farkı tekrarlayalım. Bugün birileri çıkıp altın fiyatları işte Orta Doğu gerginliğinden dolayı yükselecek ifadesini kullanıyorsa bu spekülasyondur. Ancak yine aynı şekilde altın fiyatlarının yükselişini etkileyecek faktörleri anlatırken, mesela bugün siz Goldman Sachs'ta çalışan bir personelsiniz ve diyorsunuz ki yatırımcıları yönlendireceksiniz. Altın fiyatları düşecek. Ama bunu söyleyen o kişi aslında portföyünde altın fiyatlarının yükselişine oynuyor. Yükselişine işlemler gerçekleşiyor. Yani yatırımcıya düşecek diyor, ancak kendisi yükselişine oynuyor. İşte bu aslında bir manipüledir. FX piyasası, yani Forex piyasası
diğer para piyasaları gibi aslında spekülasyona açık bir piyasa. Ve aslında zaten piyasanın olmazsa olmaz kurallarından birisidir spekülasyon. Bir tarafta alıcı vardır, bir tarafta satıcı vardır. Yani bugün altın fiyatlarının yükselmesinin nedeni alıcıların piyasalarda yer almasıdır diyebiliriz. Bu spekülasyondur. Bakın buna çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve Forex piyasasının diğer özelliğinden birisi, şimdi ilerleyen slaytlarımızda teknik kavramlara da gireceğiz. Ve burada özellikle spread konularından da bahsedeceğiz. Spread konusunda mesela Forex piyasasında gerçekten diğer borsa ve finans piyasalarına baktığımızda gerçekten rekabetçi bir spread oranları mevcuttur ve düşük spread oranlarıyla kazanç elde edebilirsiniz. Spread ile ilgili çok kısa bir tabir kullanacak olursak bugün herkes en kötü ihtimali bir defa bile döviz bürosuna gitmiştir. Orada alış fiyatı ve satış fiyatı vardır. İşte spread dediğimiz kavramsa alış ve satış fiyatı arasındaki farktır. Forex piyasasını cazip halde kılan en büyük etkenlerden birisi piyasanın uyumayan bir piyasa olduğunu bilmemizdir. Neden? Biliyoruz ki bugün İMKB sabah 9.30, akşam 6. Bugün Asya borsaları gece saat 2'de başlar, sabah 10'da kapanır. Amerika borsası akşam 15.30'da açılır, 23.15-24'te kapanır. Avrupa borsaları 10'da açılır, 19'da kapanır gibi. Yani belli bir açılış ve kapanış saatleri vardır. Ancak Forex piyasası 24 saat işlem yapabilir. Forex piyasasının kapandığı zaman Cuma günü gece saat 12'de kapanır. Pazar günü yine gece 12'de açılır. Yani hafta sonları işlem yapılmıyor ama kalan hafta içi 5 gün 24 saat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Bir yatırımcının işlem yapmama gibi bir lüksü yok Forex piyasasına. Yani yatırımcıların hani benim vaktim yok deme lüksü yok. Çünkü 24 saat işlem yapabilecek bir piyasada yani 1 dakika bile olsa yatırımcının işlem yapmaya vakti vardır. İki yönlü işlemler gerçekleştiriliyor. Borsa tecrübesi olan belki vardır ya da borsalarda işlemleri yapmak isteyenler ya da bunun tecrübesini yaşamış kişiler ya da çevresinde borsalarda işlem yapmış kişilerin tecrübesini elde etmiş kişiler mevcuttur muhakkak. Şimdi borsalarda özellikle hep alım yani long pozisyonlarında yer alınır. Ancak short pozisyonlara yani düşüşüne yer almak isterse yatırımcı burada çok ciddi risklere girer ve buna açığa satış deniliyor borsalarda. Ve burada zarar sınırsız olmaktadır. Ancak Forex piyasasında bu şekilde olmamak yani zarar sınırsız diye bir tabir asla ve asla kullanamayız. Aynı şekilde alış pozisyonları nasılsa satış pozisyonlarında da yer alınabilir. Örneğin bugün dolar Türk lirası 2.07'lere kadar yükseldi. Siz düşünüyorsanız ki 2.07'lerden 1.92'ye kadar düşecek, o zaman satış pozisyonlarına yer alabilirsiniz. Tıpkı alış işlemi yaptığınız gibi. Yani alışta ne imkanlar varsa satışlarda da imkanlar söz konusudur. Tabii ki bir sürü hani buralar Forex piyasasının avantajlarından söz edebiliriz. Komisyonun olmaması, kaldıraç işlemlerinin devrede olması, fiyatların belli olması yani alış ve satış fiyatlarının belli olması, piyasada yön konusunda diğer piyasalardaki kavram karmaşasına rağmen Forex piyasasında yön konusunda net ifadeler kullanabilmek. Ürünler çok fazla. Bugün gram altından tutun euro dolara, Çin yuanından tutun Facebook endeksine kadar hepsinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz ve teknolojik altyapıların gelişmesi bu enstrümanlara ulaşım kolaylığını ve işlem yapabilme özgürlüğünü sağlamaktadır. Biraz önce hatırlarsanız 24 saat işlem yapılabileceğini, haftanın 5 günü 24 saat Forex piyasasının avantajlarından yararlanabileceğimizi ifade etmiştik. Ve özellikle burada şunu ifade edebiliriz. Gece 12'de Sydney borsası yani Avustralya borsası saat 2'de
Gece 2'de Tokyo Borsası, ardından Hong Kong Borsası ve sabah biz uyanırken Frankfurt Borsası açılmaktadır. Ardından Londra Borsası ve akşam saatlerinde New York Borsası. Aslında uyumayan bir piyasa olarak adlandırabiliriz. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Kaldıraçla ilgili sorular sorulmuş. Tabii ki eğitimimizin devamında bunlarla ilgili teknik terimlerinde cevaplarını alacaksınız. Mesela hemen bir slide sonra kaldıraç tanımında burada cevaplıyoruz. Şimdi aslında Forex piyasasını diğer piyasalardan ayıran en önemli özelliklerden birisi kaldıraç oranıdır. Yani mevcut rakamın belirli oranların üstünde işleme tabi tutulmasıdır. Yani sizin hesabınızda 1000 dolarlık bir para mevcutsa, yani sizin 1000 dolarınız varsa Forex piyasasında bu 1000 dolarlık bir işlem aslında 100 bin dolara tekamül etmektedir. Yani bu çok önemlidir. Neden bu çok önemlidir? Çünkü Forex piyasasında işlemleri gerçekleştirmek çok önemlidir. Ve piyasaya baktığımızda özellikle hani kurları incelediğimizde 100 dolarla, 150 dolarla, 10 dolarla, 20 dolarla işlem yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz bugün Forex piyasasına. İşte burada uluslararası piyasalarda yüksek miktarlarda yatırım yapılabilir düzeydeki o işlem fırsatlarını daha küçük meblağlara taşıyabilmek için işte kaldıraç oranı devreye girmektedir. Aksi takdirde bugün Euro dolarda işlem yapmak, birebir işlem yapmak, yani normalde fiziki olarak işlem yapmaya kalkmış olsanız, nereden bakarsanız bir birimlik bir işlemde 130 bin dolarlık işlem, yani 130 bin dolar hesabınızda olması gerekiyor. Ama kaldıraç oranı vasıtasıyla hemen ne yapıyoruz? 1300 dolarla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ve özellikle kaldıraç oranlarını açıklarken lot, margin, bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Ve özellikle lot miktarları bu kaldıraçın ne kadar etkili olup olmayacağını gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Şimdi yatırımcılar lot konusunda bazen kafaları karışabiliyor. Aslında bunu çok basit bir şekilde anlatabiliriz. Yani örnek veriyorum. Bir manava gittiğimizde, bir alışveriş merkezine gittiğimizde diyelim ki biz manavdan bir domates alacağız ve diyoruz ki manavdaki kişiye ben domates almak istiyorum diyorsunuz ve karşıdan da diyorlar ki ne kadar? Yani ve siz de diyorsunuz ben 3 kilo domates alacağım, 5 kilo domates alacağım tarzında bir ifade kullanıyorsunuz. Burada da bu şekilde. Yani siz ne kadar altın alacaksınız? Ne kadar petrol alacaksınız? Ne kadar dolar Türk lirası alacaksınız? Ne kadar euro dolar alacaksınız gibi ifadeleri aslında lot olarak biz ifade ediyoruz ve bunu 3'e ayırıyoruz. Bir normal standart olarak bir lotluk bir kavram var ve bunun da varsayımlar olarak da mini ve mikro lot olarak da ifade edebiliyoruz. Ve özellikle Forex piyasası içerisindeki en önemli avantajlardan birisi mini ve mikro lot uygulamaların olması. Ve özellikle GCM Forex olarak da mikro lot uygulamalarını kullanabiliyoruz. Birazdan marjin hesaplamalarında bu lot miktarlarının ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşacağız. Hemen marjine geçmek istiyorum bu arada. Şimdi marjin kavramı hem kaldıraç oranı hem de lot miktarlarıyla çok önemli bir bağdaşma göstermektedir. Özellikle ve özellikle yani açmış olduğunuz işlemin ne kadarlık bir hacim bağladığını görmemizi sağlayacak. Burada önemli olan marjin seviyenizin dikkatle takip etmeniz ve özellikle müşteri temsilcileriyle görüştüğünüzde size margin call tarzında ve bundan sonra gerçek hesap açtığınızda da hesap yöneticileri margin call dediğimiz bir çağrı sistemiyle bahsedecek ve zaten müşteri temsilcileri de bu konu hakkında sizlere bildirim yapmışlardır. Ve özellikle bu durum sizin hesabınızın ne kadar ileride, yani ne kadar pozitif ya da ne kadar negatif olduğunu gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Ve özellikle marjin konusunda
herhangi bir problem yaşamamak için hesaptaki açmış olduğunuz pozisyon miktarlarını, yani lot miktarlarını dikkatle takip etmek gerekiyor. Ve GCM Forex olarak yatırımcılarımıza şunu öneriyoruz: mevcut hesabınızın %5'i kadar işlem gerçekleştirin. Yani bugün 1000 dolarlık bir yatırımı varsa, daha doğrusu diyelim ki 10 bin dolarlık bir yatırım varsa yatırımcının, 500 dolarlık bir işlem gerçekleştirin tarzında yatırımcılarımızı bilgilendiriyoruz ki hesabında olası sıkıntılarla, olası dalgalanmalardan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Bunu örneklendirecek olursak ve yukarıda normalde marjin hesaplamalarını yatırımcılar kendi hesaplamıyor. Platform zaten kendi bunu otomatik olarak hesaplıyor. Ancak bunu manuel olarak da bilmemiz lazım ki ne kadar pozisyon almamız gerekiyor tarzındaki kaba taslak hesapları da kendimiz yapabiliriz ve bu da işlem stratejilerimizi geliştirebilir. Ve diyoruz ki marjin paritenin o anki fiyatıyla miktara çarpılmasının kaldıraç oranına bölünmesi. Miktar dediğimiz şey lottur. Yani kaç lotluk işlem gerçekleştirdik. Burada parite fiyatı, Euro doların şu anda 1.33.65 seviyesinde olduğunu düşünürsek, 1 lotluk bir işlem açtığımızda 100 bin dolarlık bir işlem bağlıyordu, işlem hacmimiz vardı ve kaldıraç oranı SPK'nın belirlediği şu anda oran 1'e 100'dür ve bunu hesapladığımızda 1 lotluk bir işlem açtığımızda Euro dolarda aslında 1.365 dolarlık bir marjin bağladığını gözlemlemekteyiz. Bu yüzden aslında lot miktarı bizim için önemli. Biraz önceki örnekte hatırlarsanız 1 lotluk 1 euro dolar paritesinde 1.365 dolarlık teminatımız, yani olduğunu ifade etmiştik. Yani bunun anlamı şudur: siz 1 lotluk bir pozisyon açabilmeniz için hesabınızda 1.365 dolarlık bir paranızın olması gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki benim 1000 dolarlık hesabım var, ben 1 lotluk pozisyon açamayacağım, ben ne yapmam gerekir? O zaman mini ve mikro lot uygulamalarını kullanabilirsiniz. Mesela 1 lotluk 1 euro dolar 1.365 dolar marjin bağlarken 0.1 lot, yani 1 mini lot 136.50 dolarlık marjin bağlamış oluyor. Ve buna göre de işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Yani aslında Forex piyasasında 13 dolarlık işlem gerçekleştirebildiğiniz gibi